Kimimiz bir kafenin önünden geçerken aldık kokusunu. Kimimiz sohbet ortamında bir arkadaşımızın yanında gördük onu. Bazılarımız anlam veremedik. Bazılarımız da evin en güzel köşesine ayırdık ona. İşte size geçmişten günümüze nagile. Tütün tarihi biz dünyanın bu tarafında yaşayanlar için Amerika'nın keşfiyle başlar. Christophe Colomb 1492 yılında Santa Maria teknesiyle Amerika'yı keşfettikten sonra dönüş yolculuğunda uğradıkları bir ada olan Haiti'de tütüne tanışan ilk kafile olur. Colomb anı gününe şu şekilde yazmıştır. Kano ile bir adaya giden adam gördük. Adamın yanında onlar için çok değerli olan bazı kurtulmuş yapraklar vardı. San Salvador'da bana bir miktar bunlardan getirmişlerdi. Güney Amerika'daki bazı eski tapınakların duvarlarında oyma resimlerden Avrupalıların yeni tanıştığı olan bu gizemli ve sihirli yaprakların insanlıktan önce 1000 yılından beri çoğu yerde kullanıldığını sonradan öğreneceklerdi. Maya ve Aztek uygarlıklarında rahipler ayinlerde tütün dumanı kullanmışlardır. Sonrasında tütünün keyif verici etkisini keşfederek tüm Amerika kıtasında tütün yaygınlaşmıştır. Christophe Colomb 1500 yılın başında tütünü Avrupa ile tanıştırır ve macera burada başlar. Tütünün Osmanlı'ya yolculuğu Amerika'nın keşfinden 110 yıl sonra Osmanlı'ya Hindistan ve İran'dan sonra ulaşır. Bu tütünün ziraatı İzmir, Balıkesir ve Samsun'da yapılmaya başlanmıştır. Ana vatanı Güney Amerika olmasına rağmen bu bitki Türkiye topraklarına sevmiş. Hasat 1612 yılında günümüze kadar tam 400 yıl kesintisiz sürmüştür. Günümüzde sadece Hatay bölgesine üretilen tütün 1978 yılında 144 ton üretiliyorken 2005 yılında sadece 44 tona kadar düşmüştür ve her gün maalesef daha da azalmaktadır. Türkiye'de günümüzde nargile sevenlerin %82'si aromalı tütünü tüketirken eski ve geleneksel %12'lik kesimi hala tömbiki kullanmaktadır. Tütünün ilk keyif veren maddesi olan nikotin adını Fransa'ya ilk tütünü getiren Jean Nicot'un soyadını almıştır. 1560 yılında Kral II. Henry'nin ölmesiyle depresyona giren kraliçe Medici'ye tütün tohumu yollamıştır. Saray bahçesinde ekilen bu sihirli tohum kraliçenin baş ağrısını ve migrenini aldığı için ayrıca şifa olarak anılmıştır. Tarihteki ilk nargile tam 1000 yıl önce Hindistan'da rastlanır. İlk nargile görünüş olarak çok ilkeldir. Hindistan ceviz kabuğuna içine su doldurulur, duman çekilmekteydi. Bu ilkel gözükülen alet aslında günümüzdeki nargile çalışma prensibi aynıdır. Nargile ilk olarak Hindistan'dan İran'a, oradan da Orta Doğu ve Anadolu'ya yayılmıştır. Nargile kelimesi dilimize ilk nargilenin Hindistan cevizi kabuğundan geldiği için bu Farsça'da nargil kelimesine eşdeğer olduğu için nargile kelimesi Türkçe'de dilimize nargil olarak dönüştürülmüştür. Hindistan cevizinin bir diğer adı da narçıldır. Narçıl tesbih yapımında sıkça kullanılan bir malzemedir. Türkiye'de nargile 1600'lü yıllarda İstanbul Mısır Çarşısı'ndaki Tahmis Sokak'ta kahvehanelerde başlamıştır. Bu kahvehanelerde müşteriler dönemin seçkin insanları olan bürokratlar tarafından oluşturulmaktadır. Burada tavla satranç oynanır, şiirler okunup sanat tartışmaları yapılır. Yaş ortalaması hayli yüksekti. Yeni genç adaylar bu topluluğa girmek için can atarlardı. 4. Murat devriyle kapanan kahvehaneler, nargileler sarıp sarmalıp taban arasına saklanır. Tam 100 yıl kesintiye uğradıktan sonra günümüze kadar kesintisiz gelmiştir. Hacivat ve Karagöz gölge oyunları kültürümüzün en eski öğelerinden biridir. Kambur tiryaki elinde nargilesiyle ilginç bir tipleme oluşturmuştur. Nargile bir önemli damgasını mimarlık tarihine vurmuştur. Süleymaniye Camii'nin yapımı sırasında Koca Sinan işleri bir süre yavaşlatır. Bu sırada caminin içinde değişik yerlere oturur ve nargile içerek geçirmeye başlamıştır. Tabi Sinan çekemeyenler padişah hemen bu durumu bildirir. Kanuni Sultan Süleyman kendi adını taşıyacak olan bu büyük eserin tez bitmesi istediğinden dolayı hiddetle camiye gelir. Sinan'ı nargilesinin başında bulur. Rezilliktir. Bu mübarek çatı altında nargile keyfi mi çatıyorsun sen diye azarlar. Sinan padişaha döner ve sakin bir şekilde nargilenin fokurdama sesinden
yararlanarak caminin içerisindeki akustiği kontrol ettiğini söyler. Ve ayrıca üflediği dumanın da yukarı yükselerek yağ kandillerine, tavanların, süslemelerin kirlenmemesi için hava tahliye sistemini kontrol ettiğini söyler. Eğer bir gün yolunuz düşerse Süleymaniye Camii'ne giderseniz ana kapının üzerinde Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bu hava tahliyesini görmüş olacaksınız. Fahrettin Ali ile edebiyatçıların da vazgeçilmez ilgi odağı olan bir obje olarak da damga vurmuştur. Her türlü tütün içimine karşı direnmiş olan Honor de Balzac, söz nargile gelince sesini çıkarmaz ve o başka dermiş. Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafız Çamlıbel, Orhan Velikanık ve Rıfat Algaz gibi ünlü edebiyatçılarımız yazarlıklarını düşünürken dost meclislerinde nargilelerini yanlarından eksik etmezlermiş. Dünyaca ünlü 1865 yılında yayınlanan Lewis Carroll'un Ali Saygılar Diyarı'ndaki Bilge Tırtıl'ın mantar üzerinde nargilesini fokurdattığını görmekteyiz. Batı ülkelerinde dışarıdan oryantalist ve gizemli gözüken nargile 1979 yılından beri neo-oryantalist kafelere ev sahipliği yapmaktadır. Bunlarda bazı farklılıklar vardır. Belli bir saatten sonra alkol servisine dönüşen nargile barlardır. Aynı şekilde Moskova'da açılmakta olan Orta Doğu restoranlarında tıpkı Fransız restoranlarındaki şarap garsonu gibi nargile tadım ve sunum garsonları mevcuttur. Ukrayna ve Rusya'daki barlarda bize nasıl gece kulübünde bir loja açmak restiyse orada da bir bistroda nargile içmek resti sayılmakta. Dünya genelinde tam 100 milyon üzeri kişi nargile içmektedir. Videoya beğenip kanalıma abone olursanız ve fikirlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.